Evet arkadaşlar, şimdi elektrostatik dengedeki iletkenler konusu var. Onu ben kısaca bahsetmek istiyorum. Bir kere arkadaşlar, en başta malzemeler ya da malzemeler ya da maddeler iletkenlikleri bakımından 4 gruba ayrılıyorlar. Birincisi iletkenler. 2 yalıtkanlar. 3 yarı iletkenler. 4.'üncüsü ise süper iletkenler. Şimdi tabii yarı iletkenler ve süper iletkenler, bunlar tamamen kendi her birisi kendi başına bir devasa konu. Onlar ayrıca ders serileri halinde belki anlatılması gereken konulardır. Şimdi burada ben sadece kısaca çok temel seviyede iletkenler ve yalıtkanlardan birazcık bahsedeceğim. Ondan sonra elektrostatik dengedeki iletkenlerin birkaç tane özelliği var, onlardan bahsetmiş olacağım. Şimdi bir kere biz biliyoruz ki bütün maddeler atomlardan oluşuyor. Atomların çekirdeğinde nükleonlar, proton ve nötronlara biz ortak isim olarak nükleon diyoruz. Ve onun etrafında hareket eden elektronlar. Elektronlar kabuk şeklinde değişik yörüngelerde hareket ediyorlar. Ve en son yörüngedeki elektron sayısı, elektronun çiftlenip çiftlenmediği, o malzemenin iletkenlik özelliğini belirliyor. İşte eğer son yörüngedeki elektron çiftlenmemiş haldeyse, tek haldeyse çekirdeği çok zayıf bağlıdır. Neredeyse serbesttir. Dolayısıyla bir malzeme düşün, içinde çok sayıda serbest elektron var ve bu elektronlar rastgele hareket ediyorlar. Diğer elektronlarla Coulomb etkileşimi yapıyorlar ve malzeme içerisinde rastgele bir hareketleri var, kaotik bir davranışlar var, düzgün bir yönlenimleri yok. Eğer bir şekilde bu iletken içerisinde bir elektrik alan oluşturulursa, elektrik alan oluşturmak demek her bir elektron dolayısıyla elektrik alan içerisinde olacak ve üzerine net bir kuvvet etkileyecek ve bu net kuvvet etkisinde elektronlar bir yerden bir yere net bir hareket söz konusu olacak. İşte serbest elektron olanlar, yani son yörüngesindeki elektronların serbest olduğu malzemeler iletkenler olmuş oluyorlar. Dolayısıyla elektrik alan oluştuğu zaman elektronlar serbestçe hareket edebiliyorlar. Eğer malzemeyi oluşturan atomların son yörüngesindeki elektronlar çiftlenmiş halde ise, yani diğer bir ifadeyle çekirdeğe çok sıkı bir şekilde bağlıysa, elektrik alan oluştursanız bile malzeme içerisinde elektronları bir yerden bir yere sürükleyemiyorsunuz. Dolayısıyla bunlar elektriği iletmeyen yalıtkan malzemeler olmuş oluyorlar. Şimdi bu iletkenlerin elektrostatik dengede olunca bazı özellikleri vardır. Bu özelliklerden bir tanesi şudur mesela. Bir elektrostatik dengedeki iletken içerisindeki elektrik alan sıfır olur her zaman. Yani bir elektrostatik dengede bir iletkenimiz varsa bu iletken içerisinde elektrik alan sıfır olacak. Tamam mı? Bunun özelliği şu arkadaşlar, bunu hemen şöyle gösterebiliriz. Mesela bir temsili bir model yapalım. Bu bizim malzememiz olsun. Malzeme içerisinde bu iletken olduğu için çok sayıda negatif yük var, yani elektron var ve bu elektronlar rastgele hareket ediyorlar. Şimdi hemen bir elektrik alan, dış bir elektrik alan içerisine koyalım bu iletkenimizi. Dış bir elektrik alan içerisine koymak demek, her bir elektron üzerine bir elektrostatik kuvvet etki etmek demektir. Dolayısıyla ve negatif yüklü cisimler de elektrik alan içerisine girdiğinde elektrik alanına zıt yönde kuvvet uygulanacağından dolayı tüm elektronlar sol tarafa sürüklenecek ve şu kısım negatif yükle yüklenmiş olacak. Elektronlar bu tarafta toplandığına göre sağ tarafta ise pozitif yük fazlalığı olacağından dolayı sağ tarafta pozitif yükle yüklenmiş olacak. Ve biz bunu biliyoruz. Şunu biliyoruz ki ne zaman ki bir yerde bir yük kutbu oluşturursanız, bir yerde pozitif bir yerde negatif, pozitiften negatife doğru bir elektrik alan oluşacak. Dolayısıyla içeride bu dışarıdaki elektrik alanı kompanse edecek ya da dengeleyecek ters tarafa bir elektrik alan oluşacaktır. Dış elektrik alan sağa doğru, içeride kutuplanmadan dolayı oluşan elektrik alan sola doğru. Dolayısıyla içeride net elektrik alan sıfır olur. Tamam mı arkadaşlar? Bakın,
dış bir elektrik alan içerisinde koyduğunuz anda bir iletkenin içerisindeki net elektrik alan sıfır olmuş olur. Sol taraf negatif yükle, sağ tarafta pozitif yükle yüklenmiş olur. Bu elektrostatik dengedeki iletkenlerin birinci özelliğiydi. Ve şöyle söylüyoruz, bir iletken çevresiyle izole edilirse eğer, mesela bir küre şeklinde olsun ve elektrostatik dengede olsun, çevresiyle izole edildikten sonra belli bir yükle yüklenirse o zaman yükler hemen yüzeyde birikir. Yani elektrostatik dengedeki bir iletkenin içerisinde yük olmaz. İster içi dolu olsun, ister boş olsun fark etmiyor. Şimdi bunu Gauss yasasıyla ispatlayabiliriz. Mesela hemen içerisinde, biz dedik ki bir önceki özelliğinde dedik ki elektrostatik dengedeki iletkenin içerisinde elektrik alan sıfır dedik, değil mi? Bu içeride yük olmamasının direkt bir sonucudur. Hemen içeride bir Gauss yüzeyi seçersek, bu Gauss yüzeyinin içerisindeki yük miktarı sıfır olduğu için içerideki elektrik alan da sıfır olacaktır. Gauss yasası gereği, Gauss yasasını yazıyoruz. Q3 bölü epsilon sıfır, tamam. Dolayısıyla içeride yük olmadığı için sağ taraf sıfır olacak. Benim seçtiğim Gauss yüzeyinin yüzey alanı sıfırdan farklı. Sağ taraf sıfırsa ancak ve ancak elektrik alan sıfır olursa sağ taraf sıfır olur. Dolayısıyla biz bir önceki örnekte elektrostatik dengedeki iletkenin içerisinde elektrik alan sıfır olduğunu bildiğimiz için sol taraf sıfır, sağ taraf ne zaman sıfır olur? İçeride Q hiç eşittir. Sıfır olursa ancak sol tarafta sıfır olmuş olur. Dolayısıyla ikinci özelliği iletkenin içerisinde yük miktarı yoktur. İster içi dolu olsun, ister boş olsun. Bir yük getirip konulursa yük hemen yüzeyde toplanır. Tam yüzeyde birikir. Ve sivri uçlarda bu ikinci özellikti arkadaşlar. Üçüncü özelliğimiz ise alanın küçük olduğu yerlerde yük birikmesi daha fazla oluyor. Yani sivri uçlarda daha fazla yük birikiyor. Tamam mı? Yüzey alanı küçüldükçe orada toplanan yük miktarı da daha fazla oluyor. Bunu biraz sonra bir örnek çözeceğim. O örnekte de çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Aşağı yukarı böyle. Bir de dördüncü bir özellik daha var. İletkenin hemen dışında bir noktadaki elektrik alan ise sigma bölü 2 tane epsilon 0 ile verilir. Buradaki sigma yüzeysel yük yoğunluğu olmuş olacak. Tamam mı? Bu kadar özellik var. Şimdi bu özellikler bizim için şu problemi çözmemiz için yeterli olacaktır. Ben tabii şu soruyu çözmek için bu ekstra bilmemiz gereken bilgilere ihtiyacımız vardı. Onları çok özet bir şekilde ifade ettim. Şimdi hemen size asıl yine kitabınızda bulunan bir soruyu çözmek istiyorum. Şurada bir yalıtkan küremiz var. Yalıtkan küre bir küresel kabukla, iletken bir küresel kabukla çevrelenmiş. Şunun yarıçapı A kadar katı küre, iletken küresel kabuğun iç yarıçapı B kadar, dış yarıçapı da C kadar. Bunun yükü Q kadar, dışarıdaki küresel kabuğun yükü de eksi 2Q kadar. Şimdi arkadaşlar burada bakın soru şu. A yarıçaplı Q yüklü yalıtkan bir küre. Dolayısıyla bu yalıtkan bir küre olacak. Bakın yalıtkan içi dolu bir küre. Dışarıdaki ise bir kabuk kalınlığı olan küresel bir kabuk. O da iletken. Bakın iletken yarıçaplı iç yarıçapı B ve dış yarıçapı C olan eksi 2Q yüklü iletken bir küreyle çevrelenmiştir. Sistem elektrostatik dengede ise 1, 2, 3 ve 4 noktalarındaki elektrik alanları bulunuz diyor. Bir şurası, birinci bölgedeki elektrik alan, ikinci bölgedeki elektrik alan, üçüncü bölgedeki elektrik alan ve dördüncü bölgedeki elektrik alan. Ve Gauss yöntemini kullanarak söyleniyor. Şimdi arkadaşlar,
Problemi tekrar hatırlayalım. Bu içi dolu bir küre, yani bu bowling topu şeklinde düşünün. Yükü de Q kadar, dolayısıyla yük tüm hacme yayılmış durumda. Bu ise onu çevreleyen yine küresel bir kabuk. Üç boyutlu resim hayal edin. Onu çevrelemiş, belli bir et kalınlığı olan bowling topun etrafını çevrelemiş. Belli bir et kalınlığı olan iletken küresel bir kabuk. Bu yükü Q kadar, bu yükü de eksi 2 Q kadar. 1, 2, 3 ve 4 bölgelerdeki elektrik alanları soruyor. Şimdi birinci bölgedeki elektrik alan yükü Q olan bir kürenin, yalıtkan bir kürenin içindeki elektrik alan. Dolayısıyla ben E1'i aslında çözmüştüm daha önce. K çarpı Q bölü R küp çarpı R kadardı. Değil mi? Burada R küçüktür A olacak. Bunu zaten biliyoruz. Daha önceki böyle bir örneği çözdük. Kürenin içindeki elektrik alanı biliyoruz. Tabi burada R küp dediğim şey A küp olacak. Evet, yarıçapı A verdiğim için K küp bölü A küp çarpı R olacak. R dediğim şey de şurada seçtiğim Gauss yüzeyinin, içeride seçtiğim Gauss yüzeyinin yarıçapı, yani merkezden olan uzaklık basitçe. Gauss metodunu kullanırsam basitçe bu formülü elde ederim. Şimdi gelelim ikinci bölgedeki elektrik alan. Bu sefer R'yi şurada seçeceğim. Gauss yüzeyini. R'miz şu olacak. Yine yükü Q olan içi dolu yalıtkan bir kürenin sahip olduğu elektrik alan. Onu da yine bulmuştum ben. O da K çarpı Q bölü R kare olacak. Buradan R tabi A'dan büyük, B'den küçük. R A'dan büyük, B'den küçük olan şu ikinci bölgedeki elektrik alanı verecek. Şimdi gelelim üçüncü bölgedeki elektrik alanı. Bu sefer bakın Gauss yüzeyini şuradan seçiyorum. Kesikli kesikli çizgiyle göstereyim Gauss yüzeyini arkadaşlar. R'miz şu. Gauss yüzeyinin kapladığı şeklin yarıçapı. Şimdi biz dışarıdaki küresel kabuğun ne olduğunu biliyoruz. Yalıtkan olduğunu biliyoruz, değil mi? Sistemde, pardon özür dilerim, iletken olduğunu biliyoruz. Sistemde elektrostatik dengede ve elektrostatik dengedeki bir iletkenin içerisindeki elektrik alanda sıfır olduğunu bildiğimiz için bedavadan E3 eşittir sıfır olduğunu yazabiliriz. Burada R B'den büyük, C'den küçük olacak. B'den büyük, C'den küçük olacak. Üçüncü bölgedeki elektrik alan. Tekrar ediyorum. Üçüncü bölgede elektrik alan neden sıfır? Çünkü bu küresel bir kabuk ve iletken küresel bir kabuk. İletkenin içerisinde herhangi bir noktada elektrik alan sıfır olacaktır. Bunu yazdım. Biz şimdi bu bilgiyi kullanarak arkadaşlar bu eksi 2 Q'nun ve bu eksi 2 Q ne yapacak? Yüzeylerde birikecek, değil mi? Yani bu küresel kabuğun iç yüzeyi var, bir de dış yüzeyi var. Bu eksi 2Q nasıl bölüşür? Ona bakalım. Şimdi madem bu sefer probleme şöyle Gauss metoduyla bakalım arkadaşlar. Şu Gauss yüzey için Gauss yasasını yazabiliriz. E skaler çarpı dA eşittir içeride kalan yük miktarı bölü epsilon 0. Sol taraf 0 olacak. 0. Bu bize içeride kalan yük miktarının 0 olması gerektiğini söylüyor. Peki içeride ne kadar yük var? Gauss yüzeyin içerisinde şu küreden dolayı Q kadar yük var zaten. Ne kadar daha yüke ihtiyacım var ki bu kesikli kesikli çizgilerle gösterdiğim hacim içerisinde yük miktarı sıfır olsun. Eksi Q'ya kadar ihtiyacım var. Dolayısıyla şu iletken küresel kabuğun içerisinde eksi Q kadar yük birikmiştir arkadaşlar. Eksi Q kadar. Toplam yükü de eksi 2Q olduğuna göre diğer eksi yük de dış yüzeyinde birikmiştir. Tamam mı? Dolayısıyla bu eksi yükler yüzeye bu şekilde bölüşülür. Eksi Q kadar yük iç bölgede, eksi Q kadar yük dış yüzeyde toplanacak. Toplam yükü eksi 2Q olacak. Bakın dış yüzeyin yüzey alanı daha küçük, iç yüzeyin yüzey alanı daha büyük. Dolayısıyla birim yüzey başına baktığımız zaman dış yüzeydeki biriken yük miktarı
daha fazla olmuş oluyor. Yüzey alanıyla kıyasladığımız zaman. Dolayısıyla bu elektrostatik dengedeki iletkenlerin bir özelliğiydi. Ne demiştik biz? Yüzey alanı küçüldükçe yük miktarı daha yoğunlaşır. Sivri uçlarda birikir yük miktarı. Böylece bunu bulmuş oluyoruz. Peki dördüncü bölgedeki elektrik alan ne kadardır? Basitçe Gauss yüzeyini en dışarıda seçeceğiz. Şuradan seçeceğim. R büyüktür, C olacak yani. Dolayısıyla elektrik alan Q iç bölü E4 eşittir. Q iç bölü epsilon 0 çarpı A. A dediğim şey seçtiğim yüzeyin yüzey alanı. Yani R'yi artık buradan seçti. R'miz, yeni R'miz bu. Ve R de C'den büyük. Dolayısıyla seçtiğim yüzeyin yüzey alanı 4 pi r kare olacak. Şurası 4 pi r kare olacak. Peki içeride ne kadar yük var? Q kadar burada vardı. Eksi 2 Q kadar da iletkenden dolayı toplam yükümüz eksi Q kadar. Eksi Q kadar. Bu da dördüncü bölgedeki elektrik alan olmuş olacak. Ve elektrik alan çizgilerini de çizersek eğer bu sistemin, son olarak onu da çizip bitireyim. Şurası bizim yalıtkan küremizdi. Bu da etrafını saran iletken küresel kabuk. Evet. Burada elektrik alan içeride, elektrik alan ta ki şuraya kadar elektrik alanımız böyle arkadaşlar. Elektrik alan çizgileri. Tüm bölgedeki elektrik alanın merkezden olan uzaklıkla nasıl değiştiğini de şu E1, E2, E3 ve E4 formülleriyle zaten biliyoruz. Evet, elektrik alan böyle çizdik. Burası iletken olduğu için içeride elektrik alan yok. Dışarıda elektrik alan nasıl olacak? Eksi yüklü olduğu için dışarıda da elektrik alan bu tarafa doğru olacak. Dolayısıyla bu sistemin elektrik alan çizgilerini de eğer çizmek istersek çizgileri bu şekilde çizmiş olacağız. İçeride elektrik alan var. Şu ara bölgede elektrik alan var. Üçüncü bölgede elektrik alan yok. Çünkü elektrostatik dengede bir iletken. Dışarıda yine elektrik alan var. Şiddetleri de E1, E2, E3 ve E4 formülleriyle veriliyor. Burada R tabii merkezden olan uzaklıklar olacak.